Konuşacağız ayrıntıları. Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'la. Sayın Şenol merhabalar. Merhaba, merhaba. İyi yayınlar Soray Bey. Teşekkür ediyoruz. Şimdi haberimizde de verdik. İngiltere'de ciddi durum OHAL ilan edildi. İşte Hollanda 4 haftalık bir kapatmaya gidiyor. Çok hızlı yayıldığı için Avrupa ard arda önlemlerini alıyor. Bizde ise hala maske, mesafe, temizlik deniyor. Biz mi küçümsüyoruz omikron varyantını? Onlar mı abartıyor? Ben bu önlemler için de en çok asıl olan virüse yakalanmamaktadır cümlesini seviyorum Sayın Bakan'ın. Evet. Ondan daha keskin ve kesin bir önlem yok yani. Hem de bu karamsar günlerde gülümsetiyor beni her anımsadığımda. Şöyle söyleyeyim, durum çok ciddi. Durum çok ciddi, şöyle çok ciddi, çok hızlı yayılan bir varyanttan söz ediyoruz. İngiltere'de 1 Aralık'ta olguların %2'si idi ve o günlerde 10 bin vaka bildiriliyordu. 15 Aralık itibariyle olguların %80'i, hiçbir varyant bir alanı bu kadar hızlı kaplamamıştı. Güney Afrika ve İngiltere'ye baktığınızda görmeniz mümkün. Ve vaka sayısı da 70-100 binlere kadar çıktı. Şimdi vaka sayısının artması şu demek, hastaneler taşar, hastanelerde bakım yapamazsınız ve vaka sayısı arttıkça kırılgan grupların yakalanması ve aşı ile, önlem ile korunulabilecek bir hastalıktan ölünmesi anlamına gelir. Bunlar arasında aşılanmış olmasına rağmen cevap veremeyecekler var. Aşıdan zaten kaçan bir varyant, doğal infeksiyondan, geçirilmiş doğal infeksiyondan kaçtığını Güney Afrika'da anlıyoruz. Ve bir yandan da aşılanmamış büyük bir kitlemiz var, çocuklar. Yani çocuklarda nasıl seyredeceği konusu umarım çocuklar üzerinde test edilerek gerçekleşmez. Bir koruyucu duvar oluşturamadık çünkü. İngiltere son hızla aşılamaya geçti. 3 doz aşı bir miktar işi güçlendirecek ama ne kadar sürecek 3 dozun güçlendirmesi? Tam bir varyant aşısına ihtiyacımız var mı? Bu kadar çok bilinmez varken biliyorsunuz geçen kış da alfa ile yakalanmıştık bu zamanlarda. Bu kadar çok bilinmez olduğunda vakit satın almaya çalışıyoruz. Vakit satın almanın amacı insanlar ölmezken, bizim bilgilerimiz artarken daha sağlam stratejiler kurabilmek. Vakit satın almada bu sefer elimizde kapanmalar yerine aşı dozunun artırılması var. Ama aşı dozunun artırılması bir miktar işe yarayacak ama tam işe yarayacak mı? Hiç aşılanmamış gruplar var. Mesela İngiltere çok büyük bir hız yapıyor ama o büyük hıza rağmen 3 doz aşısı olanlar %30'a ulaşabildi. Bu arada şunu söyleyeyim, İngiltere 2 doz aşısını en yüksek oranda yapmış ülkelerden bir tanesi. Onun için onların 3. dozuyla bizde yapılan 3. dozla aynı şeyi ifade etmiyor. Bu arada tabii çok tuhaf bir şekilde şunu söyleyeyim, Türkiye'de akrabaları olan pek çok Almanya ve Hollanda'dan gelen insan dönüşte yakalanıp omikronla tespit ediliyor. Bu şu demektir, biz bakmıyoruz, anlamak istemiyoruz. Ve tabii ki benim için bu denklemin çıktığı sonuç ilgilenmeyeceğiz. Yani ilgilenmeyeceğiz. Yani aslında bunu da soracaktım. Şimdi bildiğim kadarıyla omikron, şöyle bir not almışım. Omikron Delta'dan 3 ile 6 kat daha hızlı yayılıyor diye bir açıklama var. Sonuç itibariyle evet, çok hızlı yayılım özelliği olduğu başından beri söyleniyor. Bizde 6 vaka tespit edildi. Haftalardır üstüne de bir açıklama yapılmadı. Omikron yayıldı mı? Daha fazla vaka tespit edildi mi? Bu 6 vakanın durumu nedir? Bununla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. 6 vakada kalması gibi bir durum gerçekçi mi sizce? Mümkün değil, mümkün değil. Şöyle bir şey söyleyeyim size, biz bilim insanları olarak da çok güç durumdayız. Çünkü bu omikron varyantının yeni semptomları aslında soğuk algınlığından hiç ayrılamayan bulgular, şiddetli bronşite neden olabiliyor gibi duruyor. Ama bizim uyguladığımız aşı ve bizdeki doğal bağışıklık zemini Güney Afrika'daki ve İngiltere'deki gibi değil, bizde bambaşka seyir olabilir ve bizde okulların durumu var. Aslında hepimiz şunu söylüyoruz, yani 3. doz aşı bizim verebileceğimiz en iyi ve en hızlı cevap. Bu kez elimizde 3. doz aşı meselesi var ve aslında makul olmayan kapanmaların çok zararlı olabileceğini ve aşıyla önlenebilir bir hastalık için daha farklı bilimsel metodolojiler kullanması gerektiğini söylüyoruz yönetimlerin. Ama hiçbir şey yapılmıyor Türkiye'de şu anda. 3. doz içinde bir telkin dışında, bizlerin ısrarı dışında ki 2 doz aşısı zaten
yeterli değil. İnsanların büyük bir bölümü de bunu hiç etkisi yok bu varyanta denilen inaktif aşıyla yaptı. Çok zor duruma düşeceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de tek güvenilen şey var Sorel Bey, onu söyleyeyim. İngiltere'nin, Hollanda'nın, Almanya'nın güvenemediği o hastaneler taşarsa durumu, Türkiye'de hastaneler taşar, doktorları da konuşturmayız, canlarına da okuruz durumuna bırakılıyor, onu söyleyeyim. Bu arada içeri alınması hastaların, ki İstanbul'da sayısız hastanede, yani doldur boşalt yöntemiyle hiç boşalmayan COVID servisleri var. Ya bin hasta, bin hasta, bin hasta, bin hasta sürekli bütün dalgalar boyunca bunlara güveniliyor ve halının altına süpürülüyor esasında. Ama size şunu söyleyeyim, yani hastanın içeri alınması hastaya sizin bütün sağlık sistemini en iyi bakım için seferber ettiğiniz anlamına gelmiyor maalesef. Hmm. Hasta sadece bir hastane odasına girmiş oluyor ve insanlarda da şöyle bir telkin durumu var. Bu bir doğal afet, ölen ölüyor, kalan kalıyor. Yok işte öyle değil. Aslında artık ölümlerin çok azalmış olması, güncel verilerle örtüşen bilimsel önerilerle ilaçların, aşıların yerli yerine konulmasıyla artık bu hastalıktan insanların ölmemesi lazım. Şimdi rakamlar işte 6'da olması mümkün değil dediniz. Neden açıklanmıyor bu rakamlar? Başta da öyleydi. Gerçi dün de bir maden kazası oldu. Valilik 20'lerde, kaymakamlık onlarda açıklıyordu. Sayın Bakan Fahrettin Koca çıktı. Alışkanlıktan olsa gerek 8 yaralımız var dedi. Ne valiliğin ne kaymakamın rakamlarıyla tutmadı. Zaten sonrasında öyle olmadığı da ortaya çıktı. 45 yaralı var. Şimdi neden açıklanmıyor? Acaba bu rakam açıklanırsa işte ülkeler Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye alabilir, seyahatler durdurulur, turist gelmez, gelir azalır. Buna göre mi bu bilgiler saklanıyor? Yani ekonomi bazlı bir karar mı yürütülüyor pandemiyle? Bilimsel mücadeleye, bilimsel yolla savaşa bu rakamların saklanması nasıl bir etki ediyor? Öncelikle biz bilim insanları olarak aşılanmış kişilerdeki seyrine dair bir fikir sahibi olup ortaya bir veri koyup başka tedavi yöntemleri ya da bu insanlar için bir ayaktan sahra hastaneleri gibi hastanelerin açılıp açılması konusunda tavsiye veremiyoruz. Yani aslında biz güncel olan konusunu önümüzde kapatıldığı için bu veriler yakalayıp bunu dünya verileriyle örtüştürüp tavsiye veremiyoruz. Şunu diyebilirsiniz. Sizin tavsiyelerinizi dinleyen oldu mu diyebilirsiniz bugüne kadar. Yani doğru mu? Bu. Tavsiye olmadı. Olmadı maalesef. Ama şöyle söyleyelim. Bunlar uluslararası alandan kaçırılamaz. Çünkü söylediğim gibi uluslararası alanda Delta Plus'ın Türkiye'de adı anılmazken ya da bir önceki Güney Afrika mutantı Türkiye'de lafı bile edilmezken, Güney Afrika mutantı bu arada Türkiye'de çokça bulundu, onu söyleyeyim. Uluslararası verilerden tespit ettik. Çünkü Türkiye uluslararası trafiğin tam ortasında tespit ediyor ve tam tersine kırmızı listeye alıp daha da uzun süre kırmızı listede tutuyor siz doğru veri vermediğiniz için. Ama burada tek sorumluluk Sorel Bey, Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nın değil, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bölge temsilcisi gelip övüp övüp gidiyor farkındaysanız. Çok tuhaf bir bürokratik süreç gidiyor. Onların da aslında koordine etme konusunda ciddi tavsiye vermeleri lazım. Omikron varyantı ve bir önceki delta varyantını tespit eden kitlerin hepsi bakanlığın kendi istediği kişiler tarafından Türkiye'ye pazarlanıyor ve bazı gecikmeler de bu yüzden yaşanılıyor. Ne akademiye ne ülkenin kamusal kesimine bunların tespiti bırakılmıyor. İlla ki o kitler bakanlık müsaade ettiği şirketler tarafından Türkiye'ye sokuluyor. Gerekirse gecikerek bedel ödüyoruz. Şu anda biz hastanede mesela ben binlerce hasta takip eden, hala binlerce hasta takip eden bir ekibin başında olarak ya da yanında olarak hala elime gelen veri yok benim. Şu anda ne delta ne omikronla ilgili bana bir geri dönüş yok takip ettiğim hastalarla ilgili. Tabii bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu üstel büyüyen bir varyant. Dünya alarm düzeyini 4'e çekti. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler durumun çok büyük taşmalara gideceğini öngörüyor ve söylüyorlar. Zaten yayılan yayılmıştır. Bu üstel büyümeyi göreceksiniz. Dolayısıyla makul önlemler dışında öyle kapanmalar ya da sınır kapanmaları da önermiyoruz. Ama aşılama seferberliği ve vakaların tespiti ve ayıklanması ve orada desteğini öneriyoruz ki biliyorsunuz Türkiye
sadece omikronla değil, büyük bir ekonomik buhran ve işsizlikle de baş başa. Hı hı. Bu sağlığı çok etkileyecek bir şey, bu salgını çok etkileyecek bir şey. Yani bir pandemik kusursuz fırtınanın içindeyiz, ortasındayız. Ama birisi çıkıyor bize her gün diyor ki fırtına yok, dışarısı günlük güneşlik. Böyle